Spor Toto Süper Lig'de kendi evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek galibiyetle tanışan Balıkesirspor ilk deplasman puanını pazar günü Gençler Birliği önünde almak istiyor. Puan cetvelinde 3 puanla 11. sırada yer alan Kırmızı Beyazlılar, Türkiye Kupası'nda Fabrika Bakım Montaj Balçova Yeşilspor önünde aldığı mağlubiyeti Gençler Birliği deplasman galibiyetiyle unutturmayı hedefliyor. Hazırlıklarını tamamlayan Balıkesirspor bugün Ankara'ya giderek kampa girdi. Gençler Birliği karşılaşmasında Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını göstereceklerini belirten Başkan Tuna Aktürk, gelecek haftaki Beşiktaş sınavı öncesi moral kazanmak istediklerini söyledi. Balıkesirspor'da Balçova Yeşilspor randevusunda kırmızı kart gören Keremcan Akyüz ve Hasan Atipoğlu dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör İsmail Ersekin'in Galatasaray karşısında galip gelen ilk 11 ile sahada yer alması bekleniyor. Tabii ilk günden itibaren seyredilebilir bir takım yaratmaya çalıştık. Hem transfer olarak hem antrenman olarak. Ancak Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve hafta içinde düz koşular yapan santrofor Gökhan Ünal'ın forma giymeme durumunun söz konusu olduğu öğrenildi. Gençler Birliği ile bugüne dek 10 kez karşılaşan Balıkesirspor bu maçların 5'ini kazandı, 4'ünü ise Gençler Birliği galip geldi. Bir müsabakada beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı Beyazlılar bu karşılaşmalarda 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü. Balıkesirspor'un daha önce Süper Lig'de oynadığı 1975-76 sezonunda Gençler Birliği'nin 2. Lig'de yer alması nedeniyle 28 Eylül Pazar günü oynanacak maç iki takımın Süper Lig'deki ilk maçı olarak tarihe geçecek. Teknik direktör İsmail Ertekin, maç öncesi galip gelmek için her şeyi yapacaklarını belirtti. Gençler Birliği maçı öncesinde Balıkesirsporlu futbolcuların hırsı ise dikkat çekiyor. Biz de kronometremizi ayarlıyoruz. Karşılaşma başlıyor. Fabrika Bakım Montaj Balçova Yeşilspor'la deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası 2. tur müsabakasında penaltılarla 4-2 yenilerek elenen Balıkesirspor'da aynı müsabakada kırmızı kart gören iki futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi. Murat'ın ortası, kafa ve gol! Top filelerde! 1-1 oldu. Hukuk müşavirliğinin 26 Eylül Cuma günü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderdiği sevk raporunda Balıkesirspor Kulübü futbolcusu Keremcan Akyüz'ün 24 Eylül 2014 tarihinde oynanan Fabrika Bakım Montaj Balçova Yeşilspor Balıkesirspor Türkiye Kupası müsabakasında futbol disiplin talimatının 43. maddesi gereği kural dışı hareketi nedeniyle 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine, aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü futbolcusu Hasan Atipoğlu'nun futbol disiplin talimatının 43. maddesi gereği kural dışı hareketi nedeniyle 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir denilerek iki futbolcunun tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği deklare edildi. Maça ev sahibi takım başlıyor. Anımsanacağı gibi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği 2014-2015 sezonuyla birlikte Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig ile Türkiye Kupası'ndaki tüm disiplin sevklerini kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiş. Oynanan her müsabaka haftasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinde açılan özel bölümde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerin tam listesini yayınlayacağını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği bu uygulamayla kamuoyunda yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlamış, kulüplerin sevk işlemlerini site üzerinden takip etmelerini sağlamıştı. Abdülhamit ve o gün. İşte Ziraat Türkiye Kupası bu değerli seyirciler. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenen Gençler Birliği ile Galatasaray'ı aynı sonuçla evine puansız gönderen Balıkesirspor'un 28 Eylül Pazar günü saat 16'da Ankara 19 Mayıs stadındaki randevusu merakla bekleniyor. Hafta içinde eski Bursa Spor Teknik Direktörü İrfan Buz'la anlaşarak sözleşme imzalayan başkent ekibi Balıkesirspor karşısına mutlak galibiyet için çıkacağını açıkladı. Kırmızı siyahlı takımın basın sözcüsü Hakan Kaynar, yeni teknik kadromuzla ilk maçımızı Ankara'da oynayacağız. Ankara'da Balıkesirspor'a değil kimseye şans tanımıyoruz. Ankara'da favori biziz dedi.
Maçın hakemi Alper Ulusoy'a da göndermelerde bulunan Kaynar, Gençler Birliği Balıkesir spor maçı Alper Ulusoy'un kariyerinde önemli bir nokta olacak. Kendisine hayırlı olsun. Yöneteceği ilk Süper Lig maçı olması nedeniyle bu maçı unutamayacaktır ama umarım biz unuturuz. Geçen sezon öyle maçlar oynadık ki hakem hataları aklımızdan çıkmıyor, çıkamıyor. Komik penaltılar, 5 dakika kullandırılmayan kornerler, anlamsız kartlar. Oysa futbol maçı gollerle, kurtarışlarla, güzel oyunla, taraftarın coşkusuyla hatırlanmalı. Tekrar kendisine başarılar diliyorum. Temennim hatasız bir başlangıç olsun ve Spor Toto Süper Lig'in devamlı hakemleri arasında yerini alsın diye konuştu. Spor Toto Süper Lig ve PETAT'e 1. Lig'de uygulanan elektronik bilet sisteminin en fazla karta sahip kulüpler arasında yer alan Balıkesir Spor, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Torku Konya Spor'un ardından 5. sıradaki yerini korudu. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun uyarınca, 14 Nisan 2014'te uygulamaya sokulan Pastolik uygulamasında toplam satışın 351.493'e çıktığı öğrenildi. 25 Eylül 2014 tarihinde yapılan açıklamada 15.629 adet satış yapan Balıkesir Spor ilk 5 kulüp arasındaki yerini korudu. Galatasaray sattığı 78.324 pastolik kartla uzun süredir önde götürdüğü satış liderliğini devam ettirdi. Galatasaray'ı 59.224 adet satış başarısıyla Beşiktaş takip etti. Son yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Trabzonspor ise 31.376 pastolik kartı satarak 3. sıraya yükseldi. Balıkesir Spor'la birlikte Anadolu takımları arasında sattığı elektronik biletle öne çıkan Torku Konya Spor, 29.329 kart satışıyla 4. sırada yer alarak Trabzonspor'un satış rakamlarına yaklaştı. 15.629 kart satışıyla dikkat çeken Balıkesir Spor ise neredeyse sat kapasitesi kadar elektronik bilet satarak büyük satış başarısı elde etti. 15.000 barajını aşarak elektronik bilette ilk 5 kulüp arasındaki yerini korudu.